annem de herkes gitti parasını verdi adama. Adam battı mı? Hadi buyur. Hadi herkesin parası gitti. Alamadı da. Kimse de alamayacak. Çünkü bu paralar bitti, hiç oldu zaten. Ha, kadın hapise girer, hadi çıkar. Bakalım. Belki hapiste mi kadın? Şu anda soruşturma daha bu duruşma yeni arındım. Yok, hapiste kadın. Onları bilmiyorum. Burcu ile ilgili konu dün daha ilk kez şey oldu. Hapiste. Hapiste kadın. Ama hapiste. Bir oradan da bir açıklamalar yapıp duruyor, ben sana söyleyeyim. Peki şimdi dün bir mekanda sahne alan kadın diyor ki benim yaptığım yanlışsa onlar iki de yaptı. Aynen, onlar bilerek geldiler bana bunu verdiler. Aynen böyle söylüyor ve savunma çok başarılı. O zaman da cezası olmuyor işin içi. Başarılı bir savunma. Şimdi dün bir mekanda sahne aldı Güllü. Güllü deyince şimdi ses, yanık ses, orada böyle bir gırtlak falan muazzamdır. Fakat tabii biraz sevenlerini üzecek görüntüler olmuş. Bir izleyelim bakalım. Sahnelerin güçlü sesi, bir dönemin arabesk kraliçesi, yılların Güllüsü son performansıyla dinleyenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İhbar attığımız gelen mesajlarla doldu taştı. Güllü'nün çok konuşulacak sahne performansı 90'ların unutulmaz seslerinden Güllü. Güçlü ve efkarlı sesiyle arabesk yıldızlarının başında gelen Güllü, şarkıları kadar özel hayatıyla da dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu. Uzun süre gözlerden uzak bir hayat süren Güllü, son yıllarda yeniden adından söz ettiriyor. Güllü önce mide ameliyatı geçirip yeni görünümüyle bir hayli konuşuldu. Ve ünlü şarkıcı daha sonra en az yeni görünümü kadar konuşulan mahalle kavgasıyla gündeme geldi. Şarkıcının geçtiğimiz yaz komşu işletme sahipleriyle saç başa kavgası günlerce konuşuldu. Olaylı yazın ardından yeniden sahneye dönen Güllü dün bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Ancak unutulmaz bir gece hayaliyle giden izleyiciler Güllü'nün performansından sonra hayal kırıklığına uğradı. Şarkıcı detone oldu. Şarkılarını tamamlayamadı. Çoğu kez mikrofonu dinleyenlerine uzattı. Şaşırtan performansından sonra ihbar attığımıza onlarca video ve mesaj geldi. Ne güzel yaratmışsın çiftleri. Sera, sana bir şey sormak istiyorum. Oturarak şarkı söylemek zor mu? Zor tabii, diyaframla alakalı, ama okuyan insan her türlü şarkıyı söyler yani. Her oturarak türlü da söyler ki Güllü yani yatarak da söyler. Güllü çok iyi. Ama söyleyememiş. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Hasta olabilir. Ses bazen kısılıyor. Kısıldıkça kısık zaten sesi. Yani belki her daim sahneye çıkmadığı için bu şan dersi o yüzden çok önemli. Hala Ayşe Pekkan şan dersi alır mesela. Yani sesinden nodül olabilir. Zamanla şan dersi almak zorundalar değil mi yani bu? Zamanla değil, bence her zaman alır. Her zaman. Tabii yani Ajda hala şan dersi alıyor yani. Hani çünkü ses tembelleşiyor ve pesleşiyor, öyle diyeyim yani, nasıl söyleyeyim, kalınlaşıyor. Burada da çatallı yani mutlaka belki eskiden de öyle biraz daha böyle kısık çatallı okurdu Güllü. Nodül mü acaba o bize hoş gelen şey ya? Yani bu kadının inanılmaz bir gırtlağı, evet, ve inanılmaz iyi bir kulağı, Kibariye olsun, Güllü olsun, bunlar çok önemli iyi sesler. Ama dediğim gibi bu kız çok çekti ya. Bu çok şeyler yaşadı bu Güllü.
Yine gitti, mide ameliyatları oldu, yine hayatta durmaya çalıştı, ekonomi vurdu. Yani sesi kısık olabilir. Her gün şarkı söyleyince sesin kısılabilir. İşte o yüzden şan dersi lazım. Ses kısılıyor 5. şarkıdan sonra. Ya da çok uzun mesela. Süredir çıkmazsan idmansız olabilirsin. Olabilir. 5. şarkıda sesin gider. Gidebilir değil mi? Gider. Gerçekten ses bu kadar eğitilince terbiye edilecek bir şey mi ya? Çok önemli. Yani mesela saatlerce ya sesi nasıl eğitirsin? Ben gerçekten çok enteresan bir kere geliyor. Kulağın varsa bütün bunlar olabilir. Kulağın bir ritim duygun varsa, yani çalar ritmi ve kulağın varsa, duyabiliyorsan o zaman şarkı söyleyebilirsin. Şan dersi alarak sesini eğitebilirsin. Yani bu tecrübe işi. Ama bunların tabii, bunlar romanlar. Bunlar zaten ayrı bir telden söylüyorlar. Bunlar doğuştan kitabı tersten yetenek. Yani kitabı tersten okuyor bunlar. Dolayısıyla şu anda Güllü'nün sesinin burada böyle çatallı çıkması, kısık çıkması hiç umurumda değil. Çünkü Güllü okuyan bir şarkıcı. Allah'ına kadar da okuyor yani. Hani burada ne olmuş bilmiyorum. Ama herkesin detonesi de oluyor, çatallı da oluyor, oluyor yani. Detonesi o günlük oluyor, oluyor. Ben neye oluyor, baktım? Söylüyor, bir uzatıyor. Hep bir ağızdan şarkıyı tamamlıyorlar, Güllü'nün şarkısını. O okuyamadığı için değil arkadaşlar. O sahnede bir taktiktir. Hani orayı ele almak ama içindir. Ama hep bir ağızdan söylüyorlar. Yani çünkü orası pes bir kısmı şarkının. Yani dik tarafı değil, öyle söyleyeyim size. Hani çıkamadı da, bir de bu kadının çıkamama şansı yok. Bu delik. Nerelere çıktı? Yani bu yukarıların yukarısından okuyan bir kadın yani. Ama dediğim gibi zaman, ses tembelliği veya işte ses kısıklığı. Ses kısık olduğu zaman bağırdıkça daha çok çatallaşabilir ses. Olabilir bütün bunlar. Bir de biz sanatçılarda bazı şeyler var. Mesela şarkıyı söyle ama o arada enstrümanı çalacağı yeri de bırak, enstrüman çalsın. İlla orada da iki tane name atmaya çalıştığın zaman bazen karışıklık oluyor. Yani o enstrümanın çalması gereken bir yer vardır mesela arada. Orada hala o sesinin ustalığını göstermek için orada nameye falan devam ettiğin zaman bazen nefesin yetmiyor. O zaman yetmiyor. Bazen detone oluyorsun falan filan yani. Vallahi bir şey söyleyeyim. Güllü'nün öyle bir ses kredisi var ki kulaklarımda. Ya, evet. Bilmiyorum. Ben Güllü'yü çok seviyorum. Güllü bence böyle İstanbul'da böyle arabesk yapan mekanlar olsun. Haftada bir gün Güllü'yü çıkarsınlar. Çıksın. Ben giderim mesela. Sus, hep giderim diyorsun. Günel vallahi kavga edecek bizle. Ama gitmedim. Ben işte hastalanıyorum ya. Ama iyi, tam iyi. Bir tek hafta sonları dinlenebiliyorum arkadaşlar. Onda da gidip serum alıyorum. Yani gidemiyorum. Çok gece kalamıyorum şu an. Güllü orayı hınca hiç doldurmuş. Sesin yeter. Ben sana öyle söyleyeyim. Peki şimdi...